Adım Adım Sağlık'tan herkese merhaba. Bugün bölgesel incelme yöntemlerini ameliyatsız zayıflamak isteyenler için en yeni teknolojileri, her hafta olduğu gibi dermatoloji uzmanı Doktor Yusuf Topal'la birlikte konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Emre Çiçek'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Emre hoş geldin. Merhaba. Yusuf hocam şimdi artık kışında yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve daha ince giyinmeye başlayacağız. Tabii bir yandan alınan kilolar çıkacak ortaya. Bir yandan da ne kadar spor yapsak da özellikle kadınların kol içi ve bacak içindeki sarkmalar da çok büyük bir problem. Ama yapılan yeni uygulamalarla bunun kısa sürede çözmenin yolları da çıkmış gibi evet, görünüyor. Evet, hem kısa sürede çözüyorsun hem de sosyal hayatından etkilenmeden yeni yöntemler var. Evet, dikkat aynen. Çeken yöntemler de var. Bu özellikle ameliyatsız sıkılaşma, kas gücünü geliştirmeyi sağlayan yeni teknolojiler var. Emre bize biraz onlardan bahseder misin? Son zamanlarda özellikle bu yeni kullandığımız teknolojide yüksek yoğunluklu elektromanyetik terapi ile 30 dakikalık seans içinde 20 bin tane squat yapmış kadar veya 20 bin tane mekik yapmış kadar efektif olan kasları bu yoğunlukta çalıştırabilen cihazlar ortaya çıktı. Biz bu cihazın en yoğun 7 Tesla gücünde çalışanını kullanıyoruz ve bu sonuçları çok inanılmaz etkili. Ortalama haftada bir veya iki kere uyguladığımızda 6 seans sonunda karın bölgesinde uygulandığı zaman karın kaslarındaki farklılıkların ortaya çıkması, yani spor yapan insanlarda çok fazla böyle sarkmalar olur. Ne kadar spor yaparsanız yapın düzelmeye. Toplayamadıkları bir kısım olur. Aynen. Mesela işte six pack, eight packlerin çıkmasına en çok yardımcı olan cihaz bu. Yine özellikle çok popüler Brezilyan butt lift dedikleri Brezilya poposu hastalar çok talep ediyor. Gerçekten ameliyatsız olarak bunların 6-8 seans içerisinde bayanlarda popoyu ciddi oranda yukarı kaldırdığı bilimsel olarak ispatlanmış. Peki yine bunlar kol, çok kulağa hoş gelen, görseli de çok güzel olan şeyler hiç şüphesiz ama teknolojisini biraz daha anlatır mısınız? Haftada maksimum 2 seans mı yapılıyor mesela? 6 seanstan sonra sanıyorum Tabii. Sonuç alınıyor. Nasıl bir teknoloji ve kas geliştirme üzerine özellikle sağlıkla da şöyle ilişkilendirecek olursak nasıl bir etkisi var? Bize anlatır mısınız? Ya bu özellikle yeni bir teknoloji. Yüksek yoğunluklu elektromanyetik terapi veriyor. Kaslara uygulandığı zaman kasların üst tarafında supramaksimal bir uyarı, hani bu halkın anlayacağı bir tabirle anlatmak istersek, kaslar devamlı 30 dakika boyunca dinlenmeden çalışıyor. Normalde bir spor salonunda mekik çekerken veya squat yaparken nasıl 12 tekrarda bir dururuz, çünkü kaslar buna müsaade etmez. Bunda özel bir teknoloji olduğu için o kasları hep aynı şekilde non-stop çalıştırabiliyor. Dolayısıyla biz şu an ne kadar uğraşırsak uğraşalım, en iyi, en baba yiğit sporcu bile en ufak bir şekilde günde 1000 tane mekik çekemez veya 1000 tane squat yapamaz. Bu da sadece 30 dakika içerisinde gerçekten 20 bin tane mekik, squat ya da uygulanan bölgedeki kasların kontraksiyonu sağlayan bir sistem. Kol altına uyguluyorsanız, iç bacak, dış bacak uyguluyorsanız, bacak üstüne uyguluyorsanız, karın yan yağlarında çok ciddi, çok efektif bir yöntem. Yıllar içerisinde ben 15 senedir, 16 senedir bu işi yapıyorum. Radyo frekanslar kullandık, ultrasonlar kullandık, presoterapiler kullandık, elektromanyetik stimülasyonlar kullandık. Bunların hepsi yağı azaltmaya ve de sarkmaları toparlamaya yönelikti. Bu tek başına kasları çalıştırırken aynı zamanda yağ da azaltıyor. %21'e varan yağ kaybı 6 seans sonucunda bilimsel olarak ispatlanmış. %18 yeni kas oluşumu ortaya çıkartıyor. Bu çok ciddi bir oran. Ne oluyor? Hem hastamızın sağlığı çok ilerli, sağlık için çok faydalı. Hem de uygulanan bölgede gerçekten çok efektif sonuçlar alıyor. Evet, özellikle şu maternal obezite dediğimiz karın bölgesindeki obezite, yağlanma, özellikle şeker hastalarında ciddi bir problem, insülin direnci açısından ciddi bir problem. Tabii karın bölgesi bölgesel zayıflamada geçiyordu ama bir şey daha dedin, kol, iç bacak, uyluk içi gibi başka uygulandığı alanlar, yerler yani neresi? Çok basit örnek veriyorum. Kol sarkmalarınız var. Kol kaslarına, bisepslerinize, trisepslerinize uygulanabiliyor. Yine bacak kaslarına uygulandığında iç bacaktaki o sarkmayı, bollaşmayı gideriyor. Aynı zamanda sıkılaşma efekti de veriyor. Kas sıkılaşınca cilt de sıkılaşıyor ve kasın etrafındaki yağlar azalıyor. Niye? Çünkü kası biz çalıştırırken bir enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Biz bu enerjiyi tabii ki kasın etrafındaki yağ dokusundan ediniyoruz. Oraya kasıldığın zaman, oradaki yağları da kaybettiğimiz zaman hem sıkılaşıyorsunuz, hem yağ kaybediyorsunuz, hem de o uygulanan kaslarda aktivitenin
tavan yaptığını görüyorsunuz. 20 bin bunlar ezbere laflar veya ezbere konuşmalar değil. Bunlar hep bilimsel sözler. 20 bin kere kasılmasını sağlıyorsunuz uygulandığı bölgede. Evet, göbek çok popüler. Özellikle erkeklerde ve kadınlarda da çok popüler. Hamilesiniz, doğum yaptınız. Karın kaslarınızda bir genişleme ve gevşeme oluyor. Bunu nasıl gidereceksiniz? Ya gidip spor salonunda çalışacaksınız ya da vaktiniz yok. Artık metropolde yaşıyoruz. Bir yerden bir yere gitmek 2 saat sürüyor. Evet. Ne oluyor? O zaman da haftada bir veya iki kere yarım saatlik bunlardan aldığınız zaman tamamen oradaki kaslarınız toparlıyor. Etrafındaki yağ fazlalıklarından kurtulmuş oluyorsunuz. Peki Emre Bey, bunları yaparken hakikaten de maksimize ediyor dediğiniz kasların çalışma sayısını, ama beslenmeyle de koordineli bir şekilde mi gidiliyor? Çünkü kas oluşumunda spor yaparken biz biliyoruz ki protein almak gerekiyor, dikkat evet. etmek gerekiyor. Bunu yaparken mesela bu seansları girdikçe... tabii ki herkes sağlıklı beslenmeli, sağlıklı bir bedene tabii. sahip olmak adına. Bunu zaten artık sorgulamıyoruz bile, ama ekstra dikkat etmesi gereken bazı hususlarda var mıdır? Kişi gündelik hayatında nelere dikkat etmeli ki daha fazla verim alsın? Biz bunun için en ufak bir şekilde hastalara ekstra bir şey önermiyoruz, açık konuşmak gerekirse. Çünkü biz direkt kası çalıştırıyoruz ve kası çalıştırmak için hastanın bir gıda almasına, gıdayı azaltmasına gerek yok. Tabii ki bu sağlıklı beslenme herkesin yapması gereken. Ben şahsen hastalarıma... İşlemden sonraki gün sadece 4 litre su için diyorum ki metabolizmanız hızlansın, o kasa biraz enerji gitsin diye. Onun haricinde zaten ben o kası çalıştırıyorum. Kas çalıştığı için etrafındaki yağları yakıyor. Sadece şunu istiyorum hastalarımdan. Ben bunu yaptırdım, nasıl olsa inceleyeceğim, kilo vereceğim, yağ yakacağım, kas yapacağım diye yan gelip yatıp kilo almamasını. Onun haricinde benim için hiçbir problem yok. En ufak bir beslenme problemi veya beslenme düzeni vermeme gerek yok. Ha, çok ileri bir derecede bir obezitesi vardır. Ciddi bölgesel yağlanma fazlalığı vardır. O tip durumlarda ya eksilis, endimet tarzı böyle radyo frekanslı, ultrasonlu cihazlarla kombine ediyoruz. Veya metabolik balans sistemleri var. Hastamızın kan tahlillerinden bütün değerlerini, metabolizmasını dengeye getirme sistemleri var. Bunları yaptığımız zaman kombinasyon tedavilerine giriyoruz. Bu tamamen kişinin ihtiyacına göre. Hasta bana başvurduğu zaman... Diyorum ki önce asistanıma bunu bir bilgisayarlı, hastamızı bir bilgisayarlı analize sokalım. Yağını, kasını, suyunu, organlarındaki yağlanmalarını tek tek hepsini tespit ediyoruz. Ve diyoruz ki sizin bir genel kilo vermeniz gerekiyor. Veya hiçbir şeye ihtiyacın yok, gel sana kas yapalım. Veya çok hafif bölgesel yağlanma var, hadi soğuk lipoliz yapalım. Üstüne bu makineye girip kaslarınızı sıkılaştıralım ve de yağlarınızı azaltalım. Bu tamamen kombinasyon tedavisi. Çok önemli bir şekilde söylüyorum. 6 seans içinde %18'e varan kas yapımı, %21'e varan yağ azalması gerçekten konuşurken kolay ama başka türlü elde edilmesi çok zor sistemler. Benim çok fazla spor hocası, personal trainer hastalarım da var. Onlar da bu sistemi çok kullanıyorlar. Hasta skalasını bir açmak isterim. Özellikle size kimler başvurmalı, bununla alakalı? Tabii ki kişiye göre ihtiyaçlar değişiyor ama hangi çevrelerden özellikle kimler geliyor size? Kimlere siz bu uygulamaları yapıyorsunuz? Buna en çok işte iş adamları, iş kadınları, spor yapmaya vakit bulamayan, gerçekten çok yoğun çalışan insanlar. Doğum yapmış, sarkmaları var ve spor yapacak kadar vakti olmayan insanlar. Veya spor yapmayı sevmeyen insanlar ya da diz kapaklarında problemler olan, ben de çok yoğun spor yapıyorum ama bazen omuz kaslarımda problem oluyor. Birkaç ay hiçbir şekilde elime ağırlık bile alamıyorum. Spor yapmayı engel olan, işte menisküs problemi olan, diz kapağı, omuz, dirsek, ayak bileği, yani spor yapmaya ilgili bir sorunu olan veya vakti olmayan hastalar bunu çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilir ve spor yapmışçasına sağlıklı ve başarılı sonuçlar elde edebilirler. Peki bu uygulamanın belli bir kalıcılığı var mı? Bu uygulamanın bir kalıcılığı yok. Bu uygulama yapıldıktan sonra zaten kendinizi belli bir sisteme sokuyorsunuz ve uygulama ortalama 3 hafta içinde sona eriyor. Fakat bundan sonra işte ben bunun etkisini tamamen korumak istiyorum diyorsanız... Bir idamesi var. Aynen, 6 ayda bir gelip tek bir seans bile yaptırsanız... bu idameyle o kasları tekrar aynı formuna sokmanız mümkün oluyor. Sonuç olarak bu tamamen bilimsel bir yöntem. Ve doktorla hastanın ortak bir paydada buluşup doğru beklentileri sağladığımız zaman veya doğru tek başına olabilir, doğru kombinasyonlar olabilir. Hepsini
düzgün bir şekilde planladığın zaman sonuçlar gerçekten çok başarılı oluyor. O kombinasyonlara da çok kısa bir değinmek isteriz. Özellikle hangi uygulamalarla kombine etmekte fayda görüyorsunuz siz? Yani çok kilosu varsa, tüm vücutta genel bir kilo fazlalığı varsa öncelikle bir metabolizmasını dengeleyip kilo vermesini sağlıyoruz. Eğer bölgesel yağlanması var, karın yağlanması var, burada bir soğuk lipoliz sistemi devreye giriyor veya radyo frekans ultrason sistemleri devreye giriyor. Benim çok özel kendi geliştirdiğim artık yıllar içinde, 17 sene içinde geliştirdiğim bir sistemim var. Önce uygulanacak bölgede bir radyo frekans ultrason yapıp arkasından bu kas aletleriyle emsilimle çok rahatlıkla toparlayıp orada hem yağlam kurtarıp hem sarkmayı toplayıp hem de sıkılaşma ve kas aktivitesi sağlıyoruz. Bunların kombinasyonu hastaya fit, sıkılaşmış, sarkmalarından ve yağlarından kurtulmuş bir görüntü veriyor. Gerçekten bir aydan daha kısa bir sürede, 3 hafta içinde çok mucizevi sonuçlar alabiliyorlar. Peki Yusuf Hocam, ben merak ettim. Acı da çekiyor mu acaba bu kadar kas çalışıyorsa? Yani haftada 2 kere dedik. 3 hafta boyunca geliyor ve yarım saat içinde 20 bin squat benzeri bir etki. Mekik. Bir squat. Evet. Yani çok ciddi bir ağrısı var mı? Kesinlikle hiç ağrısı yok. Yani. En büyük artısı ve avantajı da bu. Yatıyorsunuz 30 dakika boyunca. Evet, bir spor yaparken hissettiğimiz kadar bir işte mekik çekerken ki, squat yaparken ki ağrı kadar hafif bir ağrısı olabiliyor. Ama bu birinci seanstan sonra tamamen alışılabiliyor. En önemli artısı bu cihazın en önemli artısı muadillerine ve normal spora göre laktik asiti dağıtan özel bir programının olması. Biz halk arasında hamlamak deriz. Spor yaptıktan sonra birkaç gün hareket bile demeyiz. Bu makinenin bu sistemde laktik asiti dağıtan özel bir programı olduğu için en ufak bir şekilde arkasından da bir ağrı, acı, işlem sırasında olduğu gibi tamamen ağrısız ve acısız bir uygulama. Laktik asit de birikmediği için de ağrı da kesinlikle karşılaşmıyor. Çok güzel bir sistem. Çok teşekkürler. Yani 6 seans içinde özellikle popo kaldırma, karın da incelme, iç kol sarkmalarında, alt kol sarkmalarında, iç bacak ve dış bacakta çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Peki, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Ameliyatsız sıkılaşma ve kas geliştirme yöntemlerini medikal estetik hekimi Doktor Emre Çiçek'le konuştuk. Sağlıklı, parlak, pürüzsüz ve daha genç görünen bir cilt elbette herkesin hayali. Peki bu hayal bize ne kadar yakın? Cilde uygulanan en son teknolojiler neler? Medikal estetik hekimi Doktor Nuran Erdağ konuğumuz. Şimdi Doktor Yusuf Topal'la beraber sorularımızı yönelteceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nuran Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklı bir cilt her insanın hayali. Hani pırıl pırıl bir cilt istiyoruz, dinç gözüksün istiyoruz. Bunun için önerileriniz nelerdir? Şimdi sağlıklı bir cilt, evet, biz hekim olarak hastalarımıza yaptığımız yöntemlerin dışında diğer neler yapması gerektiği yönünde de bir yol çiziyoruz. Hep hastalarıma söylediğim, siz hangi yaş istiyorsanız aslında o yaşa demir atıp kalabilirsiniz. Yani bunu da sadece... Çok sevdim. Aynen, ben de çok sevdim. Yani benim hastalarım bunları bilir, yani hasta demeyelim, hep alışmışım böyle hasta, aslında danışanlarımız, yani bize hasta olmadan geliyorlar, herhangi bir problem yok. Biz onları koruyup onlara bir yol çiziyoruz. Tabii ki yaptığımız uygulamalarla da daha güzel, daha iyi bir sonuç, daha çok ben cildi değiştirmeden, daha doğal, birbirine benzemeden bir yol, yaş almayı öneriyorum hastalarıma da. Bu yönde işte nasıl olur diye, hani uygulamaların dışında ne yapacaklar? Takviyeler hangi yaşta ne olacak? Çünkü yaşlanmayı bir bütün olarak ele aldığımızda bedenimizde cildimizle beraber aslında hormonların etkisiyle o cilt, kemik, yağ dokusu çok iyi biliyorsunuz. Evet. Yani bunlarda da değişiklikler başlıyor. Hani bu değişiklikleri adım adım, her adımda ne yapmamız gerektiğine dair bir yol göstericisi esasında oluyoruz. Danışanlarımıza bunlara bir yol haritası sunuyoruz, evet, diyebiliriz. Tabii, evet, bu zaman içinde her halükarda yaş almakla beraber çevresel etki, güneş, genetik faktörler cildimizde işte kusurlar ortaya çıkıyor, meydana geliyor. Özellikle en sık karşılaştığınız cildimizdeki kusurlar neler? Ya bunun zaten en başta bir yer çekimi olayı var. Yani bizim ömrümüz boyunca değiştiremediğimiz bir kıyafetimiz cildimiz. Ve buna en iyi bakmamız gereken de, yani bir topluma girdiğimizde bizi ilk yansıtan
cildimiz kıyafete, hani tamam kıyafet de dikkat çekiyor ama iyi bir cilt sizde hemen o toplumda bir anda gözler üzerinizde iltifatlar almaya başlarsınız. O yüzden hani cildinizde gerekli özeni gösterin diyorum. Hani bu yöntemler nelerdir diye dediğimizde hani yöntemler ve artı yapacaklarını böyle bir program çıkartıyoruz. Bu yöntemlerin başında en çok yaptığımız tabii ciltteki probleme göre hani kişiye çökme göre mi var aslında, evet, değil mi? Şimdi o yaşa gelir atarken şimdi kişi 25 yaşında başlıyorsa farklı, 40 evet, yaşında başlıyorsa belki, evet, farklı çok bir doğru, uygulama değil çok mi? Doğru, çok doğru. Yani cildin öncelikle hani bize getiren neden ne? Onu keşfedip daha sonra da biz ciltte ne görüyoruz? Yani cildin dediğiniz gibi 25 yaşında cilt yaşlanmaya başlıyor ve bunu duyanlar artık her yerde var. Evet, cilt 25 yaşında başlıyor, telaşlanıp gelip aha benim cildim yaşlanıyor ne yapayım? Yani bir 25 yaşında yapılan, bir 35 ya da 45, 55 yaşında yapılan işlemler birbirinden oldukça farklı. Bu yüzden çok iyi analiz yapmamız gerekir, çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Yani gelen her insan benim için farklı bir vaka. Yani kişiye özel bir planlama olması gerekir. Doktoruyla danışan kişinin ortak yolda buluşması, evet, gerekir. Evet. En başarılı tedavi. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet, ya peki burada çok farklı yöntemler var. Çok farklı izleyenlerimizin de kafasını karıştırmadan mesela en çok tercih edilen cilt sağlığında istediğiniz o yaşa demir atmanızı sağlayan, sizin tabirinizde o çok hoş bir tabir, sağlayan en sık kullandığınız yöntem? Mezoterapi, PRP. Dolgu ve botulyum enjeksiyonu. Ya yani yine ben en başta dediğim gibi hani mezoterapi ve PRP dedim. PRP'den onlardan sonra dolgu ve botulyum toksini. Şimdi bunlar tabii kişiye göre değişir dediniz siz. 25 yaşında bir kişi de size geliyor hiç şüphesiz. 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında danışanlarınız da oluyor. Kadın erkek, kişiye göre, ihtiyaca göre bunu yapıyorsunuz. Ama şimdi özellikle ben şunu da görüyorum. Nacizane bunu da size bulmuşken sormak isterim. Şimdi çok gençlerin hakikaten merakı da var. Tüm teknolojilerde onlara imkanlar da sunuluyor elbette ama. Hangi yaşa neyi öneriyorsunuz? Teknolojiler elbette oldukça başarılı sonuçlar alınıyor bu uygulamalarla ama hangi yaşa ne öneriyorsunuz? Biraz da iğneli, iğnesiz yöntemler var, mezoterapiler var. Bunu biraz açabilir miyiz? Daha genç yaşta bize gelenler akne sıkarlar. Akne şikayetleri lekeden geliyorlar genç olanlar. Hani biraz yaş ilerlediği zaman işte cilt kuruluğundan, yani ciltte sarkmalardan, daha da ileri gittiğince daha çok sarkma, daha artık o çok sarkmalarda hani bir sınır, daha sonra cerrahi müdahale. Yani öyle bir hadde geliyorsa eğer, yani 50 yaşının üstündeki bir insan gelmişse artık cerrahi müdahale diyoruz onlara. Siz en çok hangi yöntemi tercih ediyorsunuz? Mezoterapi ile PRP tercih ettiğimiz. Tabii bunlarla beraber yine teknolojinin bize sunduğu o nimetler, cihazları da kullanıyoruz. Bu cihazların başında yine kişiye göre işte iğneli radyo frekanslar, lazerler, fokuslu ultrasonlar, yine cilt yenileme cihazları var, rejüvenasyon yapan, cilt bakımlarını çok daha derinlemesine yapan cihazlar da bizim elimizi artık böyle bir zengin kullanımında, sonuçlar bakımından da elimizi zenginleştirmiş durumda. Mezoterapilerin de daha çok cildi onarıcı etkisi var. Yani kişiyi o yaşta tutma, ciltteki kalite, işte nem ya da cildin oksidan hasarı gibi bu tarz hasarlanma risklerini ortadan kaldırma etkileri var. O yüzden de sağlıklı bir cilt, cildin kendini yenileme etkisi. Bunlar çok güzel şeyler ve mezoterapi gerçekten birçok estetik medikal anlamda uğraşan hekimlerin de sizde de olduğu benim gibi yani çok tercih ettiği bir şey. Yani olmazsa olmazım yani mezoterapi. Evet. Yani mezoterapi de bir estetik, estetiğin ana unsurlarından bence biri. Bence evet, ana temeli. Yani, yani estetik mezoterapi bize biraz yani açabilir. Yani medikal estetik de, yani medikal estetikte de dediğin zaman ben hemen diyorum mezoterapi. Mezoterapi siz bir medikal estetik düşünülemez. Hı hı. Yani mezoterapiyi yani biliyorsunuz 1950'den beri ağrıda daha çok kullanılmış. O bölgeye çok az miktarda bir ürünü sadece o ağrıya yönelik, o bölgedeki ağrıyı geçirmek için ilacın, yani etken maddemiz yine çok az vermek, sistemik dolaşıma geçmeden hedeflediğimiz yerin tedavi etmesi mantığıyla çıkmış. Yani estetik mezoterapi de aynı prensiple çalışıyor. Biz estetik mezoterapide ne istiyoruz? Mesela akne sıkarı, gençlerde diyoruz akne sıkarıları var ya da akneyi tedavi etmek var.
onun için yapıyoruz. Ya da leke var, ya da ince kırışıklıklar var, ya da çökkünlükler var. Yani bunların hepsini bize mezoterapi sunuyor. İşte vitamin kompleksi oluyor, mineral kompleksi oluyor, içerisinde peptitler oluyor. Yani cildin ihtiyacının teşhisini koyduktan sonra güzel bir kombinasyonla, mezoterapi kombinasyonla. Kaç seans öneriyorsunuz minimum? Bu kişiden kişiye değişiyor. 4 ile 6 seans arası yapıyoruz. Daha sonra da tabii ki koruma. Etkiyi hemen görüyor mu peki? Etkiyi tabii ki hemen görüyor. Yani bu ilk başta bir ödeme oluyor ama 3 gün sonra inanılmaz güzel, parlak, iyi bir cilt, memnuniyeti iyi oluyor, vazgeçmiyor da mezoterapi. Peki ödem deyince şimdi belki kişilerin kafasında soru işaretleri olabilir. Mesela öğle arasında yaptırdık, sonrasında işe döndük, yok mu? 3 günlük bir istirahat süreci mi oluyor yoksa? Ben genelde hafta sonunu öneriyorum hastalarıma. O kadar çok problem yaratacak bir işlem değil. Şimdi beni bilen gelen danışanlarım bilir. Ben her şeyi çok açık ve net söylerim. Şimdi ödem dedim. Ödem öyle aman aman bir ödem değil mezoterapinin. Ama neden ben hafta sonuna denk getirmek istiyorum? Çünkü ben üstüne makyaj yapılmasını istemem. Yani 24 saat. Çünkü enfeksiyon açık oluyor. Yani cilde biz bir uyarı yaptık. Cilde bir o iğnelerin girişine çıkışından cildin kendisinin bir rahatlaması için bir süreç müsaade etmemiz gerekir. O yüzden hafta sonuna denk getirip daha rahat bir geçiş süresi sağlayıp, yani cuma ya da cumartesi yaptığımız bir uygulamayı pazartesi çok rahatlıkla iyi bir cilde sahip olabiliyor. Peki en çok hangi uygulamalarla bu estetik mezoterapiyi kombine ediyorsunuz? Bizim estetik mezoterapide dediğim gibi, yani gelen kişinin ihtiyacına göre mezoterapide ne kullanacağız öncelikle, yani içeriğini bir karar verip. Bir tür kokteyli hazırlıyoruz. Evet, yani 25 yaşındaki bir insana sadece vitamin enjeksiyonu. 30 yaşında yavaş yavaş artık birazcık böyle toparlanmaya bir lifting etkisi de istiyorsa hyaluronik asit de koyuyoruz. Mesela oksidatif mezoterapi dediniz, yani glutatyonu koyduğumuz zaman inanılmaz bir güzel bir cilt sağlamış oluyor bize. Yani mezoterapideki o içeriklerin kombine, şimdi o kadar güzel teknoloji gelişti ki ilk başladığımız yıllarda hep alıp o mezoterapi kokteylini kendimiz hazırlardık. Şu anda bize çok güzel hazır kokteyller var. İçerisinde ne istiyorsak inanılmaz zenginleştirilmiş. Bu konuda mesela Nutrilift çok güzel, bizim elimizi güçlendiren ve bir ciltte ne istiyorsak her şeyi sunan bir preparat. Şimdi biz aslında çok başka uygulamalar da duyuyoruz hocam. Somon DNA, gençlik aşısı gibi, bunları çoğaltabiliriz bu isimleri. Biz bunları duyuyoruz, uygulamalar da yapılıyor ama mezoterapiden ayıran noktaları nedir? Nasıl farkları var? Bunlar aslında bir mezoterapi. Yani içerdiği ajanlar da farklılık gösteriyor. Somon DNA'sı da cilde nem veren bir peptit aslında. Yoğun bir şekilde nem veriyor. Nem ihtiyacını hissettiğimiz zaman işte evet, somon DNA aşısı, gençlik aşısı, bu tür isimler var. Çok cazip isimler. Evet, evet, böyle gidiyor. Aynen. Yani bunlar da herhalde. Bu isimleri de daha çok da halkımız koyar, onu da söyleyeyim. Evet, gençlik evet, aşısı evet. Mesela. Hekimlerde böyle bir şey yok mu? Yok. Yani sonra biz de kabul ediyoruz yani. Bu tarz şeyler evet. Gelmez. Daha çok halkımız hocam bize gençlik aşısı. Evet. Yani böyle yapar bir şey mısınız? Yani esasında yok. Onun temel maddesi. Yılların izleyeni silmek güzel. Silmek evet kavram güzel. Ama. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani içerisinde dediğim gibi ayrıyeten mesela bu mezoterapiyle şu anda teknolojinin bize sunduğu o cihazları da kombine ettiğimizde sonu çok güzel. Yani ciltteki mesela fokuslu ultrason inanılmaz güzel. Yine iğneli radyo frekans, halk arasında bu da altın iğneli evet. Radyo frekans deniyor. Sonra lazerler kombine ettiğimiz zaman sonu çok daha güzel. Yüzde mezoterapiden herkes bahsediyor, çokça bahsediyoruz. Tabii yüz güzelliğimiz önemli, boyun güzelliğimiz önemli. Yani yaşımızı özellikle ilk ele veren noktalar. Peki bir de vücudumuz var. Yani vücudumuzla ilgili özellikle bölgesi olarak yapılan bir mezoterapi ne öneriyorsunuz hastalarınıza? Burada da yine selülitte ve bölgesel incelmede mezoterapi bizim çok yüz güldürücü sonuç aldığımız bir yöntem. Özellikle enzimatik lipoliz dediğimiz bu yöntemle kısa zamanda çok güzel sonuç alıyoruz. Burada da yine selülite yönelik oradaki kan dolaşımını artıracak, işte rahatlatacak ve kolajenaz ya da hyaluronidaz dediğimiz enzim preparatlarını ekleyerek yaptığımız mezoterapiler
Çok güzel. Tabii yine bunlarla beraber hani neticede biz bölgesel olan bir yere hitap ediyoruz. Bu arada yine cihazlarla kombine ederek burada işte soğuk lipoliz cihazı ya da 30 dakikada 20 mekik yapan ya da sukat yapan cihazlarla da kombine ettiğimizde çok güzel oluyor sonuçlarımız. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir cilde nasıl sahip olabiliriz? Medikal estetik hekimi Doktor Nuran Erdağ ile konuştuk. Araya gidelim, sonrasında buradayız. Adım adım sağlığın bu kısmındaysa saç sağlığı için neler yapılmalı, bunu konuşacağız. Dermatoloji uzmanı Doktor Yusuf Topal'la beraberiz. Hocam baş başa kaldık. Evet. Şimdi saç sağlığını konuşalım. Saç dökülmeleri şikayetiyle size gelen çok fazla insan var ama evet. Temelde hangi etkenler, hangi unsurlar yatıyor? Bir kişinin saçı neden dökülüyor? Şimdi çok farklı yaş gruplarından danışanlar geliyor tabii bize. Biz bunları basit olarak şu şekilde ayırıyoruz. Genetik olan, yani erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz açılma ya da kadınlarda da gözüken kadın tipi açılma. Bunun tedavisi zaten belli. Yaklaşımımız daha çok saç ekimi yönelik oluyor. Bir de ama esasında bir de diğer kısım var. Çok önemli olan bir diğer kısım var. Daha sıkça da açıkçası gözüküyor. Nedir? Mevsimsel dökülmeler, işte kansızlık, hormonal bozukluk gibi durumlarda ortaya çıkan dökülmeler. Hani sistemik hastalıkları da taramamız gereken dökülmeler var. Özellikle bu genetik olmayan kısımda biz en çok dikkatimizi çeken kadınlarımızda demir eksikliği, tiroid bozuklukları ve polikistik over dediğimiz yumurtalık kistleri, yani hormon salgılayan kistlerde dikkat çekiyor. Hem lokal hem de sistemik olarak hastalarımızı taramak gerekiyor. Açıkçası tam bir tanı ve tedavi, sonra ekim ya da medikal yöntemlere geçmek lazım. Bu herhalde kişi size geldiğinde, başvurduğunda önce bir taramadan evet. geçiriyorsunuz. Evet. Nasıl bir süreç işliyor? Testler yapılıyor sanıyorum. Sonrasında tabii. da ihtiyaca göre saç ekimi ya da hangi medikal yöntemler, tedavi. Medikal tedavilere tabii. başlıyorsunuz. Ne kadar sürüyor? Normal tetkik laboratuvarlar bu tarz hastanın kesin tanısını oluşturma sürecimiz esasında 1-2 günlük çok kısa bir süreç. Ondan sonra da medikal tedavilerini özellikle yaş grubuna göre planlamak gerekiyor ya da temeldeki problem göre. Örnek tiroid bozukluğu varsa dahiliye ile koordine, kansızlık varsa gene dahiliye ile, eğer yumurtalıklı kist varsa kadın doğum doktoruyla koordineli gidiyoruz. Ama herhangi bir problem yok. Laboratuvar şeyinde herhangi bir problem yok. Geçmişte geçirmiş olduğu dermatolojik hastalıklar olur, küçük travmalar olur, yanık vakaları ya da basit saç enfeksiyonları geçirir, o bölge dökülür ya da saç kıran olur. Kalıcı saç kıran gelişmiş olur. Öyle durumlarda da hastamıza diyoruz ki hadi saç ekimiyle bu açık olan alanı kapatabiliriz diyoruz. O peki kullanılan ve verim alınan yeni yöntemleri de sormak isterim evet. ben size. Burada özellikle saça uygulanan mezoterapi yöntemleri çok son dönemde çok fazla hızlı bir şekilde gelişmeler var. Eğer ki saçta herhangi bir genetik bir sebep yoksa, hatta genetik süreci de yavaşlatanlar var. Onlar biraz yavaş yavaş açıkçası birazcık daha üzerinde çalışmalar devam ediyor. Birazcık daha bence hekim olarak da hani biraz oturması lazım. Ama genetik dışı olan diğer sebeplerle ortaya çıkan dökülmelerde saçı korumak amaçlı yaptığımız mezoterapiler var. Mevcut olan saçın kökünü korumaya alıyor, kalınlaştırıyor, dayanıklılığını artırılıyor. Haftalık yapılan uygulamalar şeklinde yapılıyor. Ortalama 6-8 seans saçın döngüsünü tamamlayana kadar deriz. Yani saçın dinlenmeden tekrar uzamaya geçtiği bir aşama vardır. Bu 3-4 aylık bir dönemdir. Bu 3-4 ay boyunca kökü besleyecek uygun tedaviyi, uygun karışımları oraya koyarsanız kök tekrar uyanır. Önce fidan olur, sonra ağaç olur. Öyle söyleyeyim. Herkesin en sevdiği görüntü saçlarda gür, güzel, pırıl pırıl, ışıl ışıl, parlak saçlar elbette. Saç ekiminde mezoterapinin dışında da yöntemler var. Var. O yöntemlere de bir değinelim. Saç ekimiyle beraber kombinasyonda özellikle saç lazeri şu anda çok fazla. Sonrasında özellikle danışanlarımıza işlem yapılan hasta gruplarına önerdiğim bir tedavi. Özellikle haftalık ve taşınabilir artık ev modları olarak da çıktı. Eskiden büyük cihazlarla kliniklere geliyorlardı. Şimdi daha taşınabilir, daha uygun, günlük hayatına uyabilecek
yapılabilecek cihazlar çıktı. Küçük bir çanta içinde evde haftada 10 dakika saçına lazer uygulamasını hasta kendi yapabiliyor. Yaptığı şey esasında şu. Pratikmiş. Çok pratik bir şey. Çok pratik bir şey. Yani aylarca hastanın her hafta kliniğe gelmesine gerek yok ya da hastaneye gitmesine gerek yok. Evde 10 dakika kitabını okurken ya da bir mail yazarken, telefonda bir işlem yaparken 10 dakika saçına bunu uyguluyor. 3 ay kesinlikle öneriyoruz. 12 haftalık bir tedavi protokolü saç ekiminden sonra hasta mevsimi evde uyguluyor. Mevsimi var mı? Yok, mevsimi yok. Esasında bir tür ışık tedavisi. Yaptığı şey de esasında saçın derisindeki damarları genişletip akışını arttırmak, yani saçın kökünün beslenmesini %100'e yakın arttırmak. Böylelikle kök kendi içinden, vücuttan ihtiyacı olan temel besinleri çok daha fazla alıyor ve saçta ne görüyorsunuz? Gene bir kalınlaşma, daha çok bir çıkma ve bölgede daha kapatıcı bir etki görüyorsunuz özellikle saç ekimi sonrasında. İdame tedavi olarak da hastalarımıza öneriyoruz. Peki, adım adım sağlığın bu hafta da sonuna geldik. Dermatoloji uzmanı Doktor Yusuf Topal'la beraber alanında uzman konuklarımızla sorularımızı yönelttik. Bu haftalık nokta oluyoruz. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmak dileğiyle.